Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar hiç değilse kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular. Ne geldiler ne de özür dilediler. O bedevilerden kafir olanlar gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır. Allah ve Resulüne sadık kalmak, onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla zayıflara, hastalara ve savaşta harcama imkanı bulamadığından dolayı savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar geri kalmakla beraber, memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Ey Resûlüm! Binek temin etmen için, sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle, göz yaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir. Ayıplamak gerekirse, zengin ve imkanlı olmalarına rağmen, savaşa katılmamak için, bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar, geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da, onların kalplerini mühürledi. Artık onlar, işlerin gerçek mahiyetini bilemezler. Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır. Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle, onların konutları cehennem olacaktır. Kendilerinden razı olasınız diye, size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile, o yoldan çıkmış, o pis güruhtan Allah asla razı olmaz.'' Bedeviler inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir. Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a yakın olmaya ve Resulü'nün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki, onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah, her şeyi hakkıyla işitir, bilir. Bilmediler mi ki, ancak Allah, kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır tevvab ve rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. De ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir. Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Münafıklar, Birleşik Kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı. Şayet, Birleşik Kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki, çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da, sizin savaşınız hakkındaki haberleri, uzaktan sorsunlar. Esasen, yanınızda bulunsalardı dahi, onlardan pek azı savaşırlardı. Her durumda geri kalan Bedeviler, sana gelip, bizi manlarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır. O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki: Siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir. Bedeviler, iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin, İslam olduk, size inkiyat ettik diyiniz. Zira iman, henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah, gafur ve rahimdir.